Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar. Yeni bir Ulusal Gönüller programıyla karşınızdayız. Evet, her zaman olduğu gibi yine konuğumuz gazeteci yazar Teoman Alili. Teoman Alili ile Gönüller programını ve bu haftayı değerlendireceğiz. Onun görüşlerini sizlere aktaracağız. Ama sizler program süresince ve daha sonrasında ulusal gönüllüsü olmak ve programa dair görüşlerinizi iletmek için bizlere ulaşabilirsiniz. İki yolla ulaşabilirsiniz. Tüm operatörlerden mesaj göndererek ulaşabilirsiniz. Ulusal yazıp boşluk bırakıp adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bu mesaja ekleyerek ulusal gönüllüsü olmak için arkadaşlarımız size ulaşmış olur. Bunun dışında 0212 251 50 90 numaralı telefondan da yine adınızı ve telefonunuzu bırakarak ulusal gönüllüsü olmanız mümkün. Bizlere ulaşmanız mümkün. Hoş geldiniz Teoman Alili. Merhaba, hoş bulduk. Yine yoğun bir haftaydı. Evet. Yoğun bir gündem vardı. Haberciler için, haber merkezleri için ve tüm Türkiye için öyleydi. Biz de gayet yoğun bir şekilde takip etmeye çalıştık. Haber merkezi olarak, ulusal haber merkezi olarak. Tabii hemen ilk olarak akla gelen CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK'lılar tarafından kaçırılması olayını ele alacağız. Akşam haberlere hazırlanırken, yine haber masasına hazırlanırken bir son dakika gelişmesiyle Hüseyin Aygün'ün kaçırıldığı haberini aldık ve sonrasında 48 saat boyunca PKK'lılarla kaldı Hüseyin Aygün ve bu süreçte tartışmalar yaşandı, açıklamalar yaşandı. Hükümet cephesinden, muhalefet cephesinden açıklamalar geldi ve sonrasında 48 saat sonra PKK'lılar Hüseyin Aygün'ü serbest bıraktılar. O da Tunceli'de evine, çocuklarına, eşine kavuştu ve açıklamalar yaptı. Siz bu süreci, bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle acı bir haber var tabii. Müşfik Kenter hayatını kaybetmiş. Türk tiyatrosunun ustalarından Müşfik Kenter. Evet. Tüm tiyatro aleminin ve milletimizin başı sağ olsun diyelim. Ve geçelim tabii yoğun gündeme. Şimdi gerçekten bu Sayın Aygün'ün kaçırılması oldukça ilginç bir olaydı. Sayın Aygün kaçırıldıktan sonra biliyorsunuz açıklamalar yapıldı. Mesela Şamil Tayyar danışıklı dövüştür demeye vardırdı işi vesaire. Evet. Bütün bu tablolar yaşandı. Fakat şimdi burada çok ilginç bazı noktalar var. Bakın, Sayın Aygün'ün kaçırılmasından önce de Türkiye'de PKK güvenlik görevlilerini, kamu görevlilerini kaçırıyordu. Mesela Ulusal Kanal'da, sadece Ulusal Kanal'da haberi olan bir şey vardı. Neydi o? Bir kaymakam adayı, efendim, bir polis memuru ve 3 asker kaçırıldı PKK tarafından. Ve bir haberiniz yıldır var mı? Bizim var. Bizim var. Yani yok, bir yıldır değil, yeni kaçırıldılar. Onlarla ilgili bir operasyon yapıldığını duydunuz mu? Duymadık şu an. Peki onlar neredeler şu anda? Bir kaymakam adayı, efendime söyleyeyim, bir nedir onun adı, bir polis memuru, hı hı, ve 3 asker kaçırıldı. Büyük milletimiz, bakın söylüyorum, bir kaymakam adayı, bir polis memuru ve 3 asker kaçırıldı. Son olay. Evet. Daha öncekini Sayın Aygün'le birlikte, tabii Sayın Aygün'le birlikte bir de 11 işçi kaçırıldı. Evet. 11 işçiyle ilgili bir haber var mı, gördünüz mü? Ben görmedim. Onların bir ara serbest bırakıldıkları iddia edildi ama Ankara Yüksekova'da, ama yani kesin bir resmi bir kesin açıklama değil mi vesaire. Sonra diğer taraftan bakıyoruz. Devletin buradaki, Türkiye'nin geldiği noktaya bir bakalım arkadaşlar. Çok önemli bir şey bu. Bakın, her şeyi üst üste koyacaksınız. Her şeyi düzgün değerlendireceksiniz. Ve dün AKP'nin 11. kuruluş yıl dönümüydü. Evet. AKP'nin 11. kuruluş yıl dönümü. 11. kuruluş yıl dönümünde AKP'nin yaptığı icraatlara bir bakalım. İlk icraatı nedir, hatırlıyor mu izleyicilerimiz? AKP'nin mecliste ilk oylattığı şey Birleşmiş Milletler ikiz yasalarıdır. Nedir bu ikiz yasalar? Birleşmiş Milletler ikiz yasaları Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi diye de geçer. Ve Birleşmiş Milletler ikiz yasaları aslında bir ülke imzaladıktan sonra ülkesinin parçalanmasına da hukuki bir zemin hazırlanmak anlamı taşır. Ülkenin parçalanmasına hukuki bir zemin hazırlanır. Nedir efendim hukuki zemin? Şudur. Birleşmiş Milletler ikiz yasaları en basit anlamıyla, en basit tanımıyla şu maddeyi getirir. Der ki, bir bölgede yaşayan bir halk, bir etnik grup, yaşadığı bölgenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin sahibidir ve kendi kendini yönetme hakkına, sahiptir. Bakın, Birleşmiş Milletler ikiz yasaları budur. Evet. Öyle laletten, meclisten geçmiş bir şey değildir bu. Ha, hadi geçti bitti falan diye bir şey yok burada. AKP 2003'te iktidara gelir gelmez yaptığı şeylerden bir tanesi budur. Hı. Tesadüfü bir başka bir şey. 2003'te AKP iktidara geldiğinde, 2003'te aynı zamanda biliyorsunuz işte Irak Savaşı da alevlendi. Irak Savaşı'nın ilk adımları da atılmaya başlandı. Irak işgalinin ilk adımları da atıldı. Çok tesadüfü değil mi? Ve tezkere oylaması yapıldı. Yani Türkiye'de Amerikan askerlerinin bulunması,
Amerikan askerlerinin Türkiye'ye yerleşmesi ve o Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden Irak'a saldırması planlandı. Ne oldu o süreçte? Ne oldu o süreçte? O süreçte Amerikan askerleri Türkiye'den saldıracaklardı Irak'a ve biz komşu, kardeş, dost olmak zorunda olduğumuz. Çünkü komşu. Evet. Komşu komşunun külüne muhtaç. Olmak zorunda olduğumuz Irak'la kanlı bıçaklı olacaktık. Neyse ki ulusal kanal vardı. Ulusal kanal o günlerde bangır bangır geceli gündüz yayınlar yaptı. Burada milletvekillerine ettikleri yeminleri hatırlattı. Bakın milletvekillerinin yeminleri vardır. Mesela temel cümlesi nedir yani? Ülkenin bölünmez bütünlüğüne. Evet. Sahip çıkacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Milletvekili yemini. Evet. Değil mi? Şimdi biz bugün, bu gelinen süreçte, Birleşmiş Milletler ikiz yasalarından çoğu insanın haberi yok. Ne olduğunu bilmiyor. Efendime söyleyeyim, yine aynı şekilde yerel yönetimler yasası yürürlüğe giriyor. Yerel yönetimler yasasıyla ülkemizin eyaletleşmesinin önü açılıyor. Türkiye'nin üniter yapısı bozulmak isteniyor. Bunun için hukuki uluslararası zeminler hazırlanıyor. Ve diğer tarafta Amerikan işgali altındaki Irak'ta Kandil'de bir PKK devletçiliği kuruluyor. Şimdi Barzani devleti, kukla devlet diyorlar ya. Bir de orada bir PKK devletçiliği var. Kimse kimseyi kandırmasın. PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki esas kartıdır. Evet. PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki esas piyonudur. Barzani'ye kukla diyoruz. PKK devletçiliğine ne diyeceğiz? Aynısı. Hiçbir farkı yok ki. O da mı kukla? E tabi. Yani şimdi siz kalkıp Amerika Birleşik Devletleri'nin hesapları için, Amerika Birleşik Devletleri'nin planları için Irak'ın kuzeyinde duruyorsanız ve sizi Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın kuzeyinde koruyorsa niye böyle diyoruz? Çünkü kalkıyorlar bazı insanlar, ne diyorlar? Son derece rütbeli, son derece yetkili insanlar kalkıp açık o yere oturup doğru konuşalım arkadaş. Açık olalım. Kalkıp öyle çok rütbeli insanlar kalkıp ne diyorlar Özgür Bey? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden izin almamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmemiz lazım bizim PKK operasyonu yapacağımızı. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirirsen PKK operasyonu yapacağını, o zaten PKK'ya hemen gider. İstihbarat paylaşımı esas olarak ABD ve PKK arasında oyalın ya. Burada hiç kimsenin istihbarat paylaşımı yapıyoruz, istihbarat paylaşımı ediyoruz falan filan de kimse kimseyi kaldırmıyor. Bize vermiyorlar. Onlara veriyorlar. Onlara veriyorlar. Veriyorlar. Her şey ortada açık. Onlara veriliyor bir sürü istihbaratlar. Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bırak istihbarat arkadaş. CIA PKK'ya 125 milyon dolar para verdi. Nereden biliyoruz bunu? Ben yaptım haberini, biliyorum. Kaynaklarıyla yazdım, çizdim. Yalanladı mı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği? Hayır. Efendime söyleyeyim, PKK'dan bir yalanlama geldi mi? Hayır. Tam tersi oldu. Benim o haberimle ilgili olarak, benim yazmış olduğum o haberle ilgili olarak Aydınlığın yayınlamış oldu. O zaman Aydınlık dergiydi. Evet. Zaten Aydınlık'tan başka kim yayınlar? Ulusal kanaldan başka kim yayınlar ki? Bu memleket artık sahip çıkan kaç tane yayın organı kaldı? Dönsünler baksınlar diğer kanallara. Diğer yayın organlarına. Açık konuşuyorum yani. Net konuşuyorum. Rahat konuşuyorum bu konuda. Hiç. Nerede başladıysak orada devam ediyoruz. E şimdi bakıyoruz buradan, bu noktadan. O 125 milyon dolar verdi dedik. Abdullah Öcalan dedi ki evet, Amerika Osman'a çuvalla para verdi dedi. Osman kim? Osman Öcalan. Osman Öcalan o zaman neydi? Amerika o çuvalla para verdiği zaman PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biriydi. Sonra o para geldi. O para yüzünden bir anlaşmazlıklar çıktı. İşte Irak'ın kuzeyinde fırınlar mırınlar açıldı. Bir takım işletmeler kuruldu. Ondan sonra Osman Öcalan efendim PKK'nın dışında bir adam olarak Kuzey Irak'ta bir faktör, bir kişi, bir aşiret ağası olarak işte kızının mı torunun mu düğününde böyle kilolarca altınlarla falan filan aşiret düğünü yapan bir kişi haline aldı. Onun ötesinde Wikileaks belgelerine girdi. O kadar rahatsız oldu ki Amerika Wikileaks belgelerinde. Yazdı bunları, çizdi. Ceyhun Bozkurt'un kitabında var. O haberin üstünde Wikileaks belgelerinde işte yazıyormuş. İşte bu grup efendim böyle böyle haberler yazmaktadır. Bunlarla ilgili bilgiler dolaştırmaktadır. Abartılı bazı şeyler söylemektedirler diye Amerikan Büyükelçiliği şeye nedir onun efendim şeye bilgi aktarıyor. Washington'a bilgi aktarıyor. Abartılı bazı şeyler, bakın o da önemli. Bu grup dediği abartılı. Kim? İşte bu grup, işte Aydınlık Yayın Grubu'ndan bahsediyor. Buradan bahsediyor. Buradan bahsediyor. Yani o kadar rahatsız olmuşlar ki bu haberlerin deşifre olmasına. E yalanlı o zaman. Büyükelçiliksin. Demek ki haberin var. Haberin var değil mi? Büyükelçilik olarak.
Bunu ta Washington'a kadar kripto olarak göndermişim bu haberi. Demek ki sen bunu takip ediyorsun. Zaten takip ediyor. Nereden biliyoruz bunu? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni büyükelçisi Ricardo ne? Bilinen adıyla Richie. Richie geliyor. Daha öyle diyorlar yani kendi aralarında. Richie diye konuşuyorlar. Bizim Richie. Onu öyle çok severler. Richie'cim, işte Karen'cim, yok efendime söyleyeyim Hillary'cim falan filan. İşte zaten o samimiyet başbakanla Hillary Clinton arasındaki sohbette de gündeme gelmişti. Bizim başbakan İngilizceyi öğrenmiş. Evet, eşiniz beyefendiler nasıllar dediler. Değil mi? İyiyim diye bildi falan. Değil mi? Neyse canım büyük, yani önemli. İngilizce bu kadar zaman. Türkiye'nin başbakanı ama. Yani şöyle bir durum var. Gerçekten esas mesele o değil ki. Esas mesele burada bunların, bu insanların bu faaliyetleri yaparken, bu faaliyetleri yürütürken Türkiye'deki insanların da bir şekilde bu gerçeklere gösterilmesi. İşte ulusal yönümüzü bu yüzden olmak lazım. Bu yüzden yurttaşlarımız ulusal yazıp boşluk bırakarak 23.53'ü arayacaklar. İşte bu yüzden bunları duymak için, bunları gerçekten biz anlatabilelim diye, bunları efendim insanlar da buralarda gelip açıkça anlatabilsinler diye, sorunlarını aktarabilsinler diye ulusal kanallar. Bakın HES konusunda, hidroelektrik santralleri konusunda herhangi bir televizyon kanalı var mı? Yok. Efendim fındık işçilerinin sorunları hakkında bir televizyon kanalı çıkıyor mu televizyona? Yok. Geçenlerde efendime söyleyeyim bir adam çıktı ulusal kanala Malatya'da, Urfalı bir mevsimlik işçi, aynen şöyle seslendi, terörün çözümünü söyledi. Tayyip Bey dedi, aynen şöyle, Tayyip Bey dedi, boşuna uğraşıyorsunuz dedi terörü çözmek meselesi dedi. Avaliki kaldırmadan, toprak reformu yapmadan terörü çözemezsiniz dedi. Aynen kendi şivesini yapıyor. Adam binlerce dönüm arazisi varken yani, biz nasıl dedi tarım azarı, hazinenin bir sürü arazisi vardı, bunları verin de köylü işlesin dedi. Gerçekten böyle bir şey var. Niye böyle oluyor? Niye ağlar düzeni? Niye hala ağlık sistemi devam ediyor? Niye efendim ağların yönettiği siyasi partiler, ağların başında olduğu siyasi partiler, ağların başında olduğu kurumlar, kuruluşlar Türkiye'de insanları yönetiyor? İşte bunu engel olmak için ulusal kanal var. Şimdi bakın, Sayın Aygün'ün kaçırılması olayıyla birlikte serbest bırakıldı. Evet. Sayın Aygün serbest bırakıldıktan sonra herkes bazı görüşler açıkladı falan. Fakat dil sürçmesi midir? Kasıtla mı yapmıştır? Nasıl söylemiştir bilmem. Ben YCHP yani yeni CHP, eski CHP falan tartışmasında anlamam. Benim kafam böyle şeylere basmaz. Benim için CHP bir tanedir, CHF'dir. Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Ve Mustafa Kemal'in kurduğu altı okun CHP'sidir. Diğer CHP'ler Mustafa Kemal'in CHP'si olmak için, ona benzemek için ne kadar mücadele veriyorsa, Mustafa Kemal'in CHP'si olmak için ne kadar çok mücadele ediyorlarsa o kadar çok CHP'dir benim için. Diğer türlü ben YCHP, FCHP, CHF, CHP falan anlamam. Bir de ikinci Liberal CHP, yok sosyal demokrat CHP, yok bilmem ne CHP anlamam ben. Cumhuriyetin numaralandırılmasını da anlamam. Evet. Cumhuriyet bir tanedir. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve eğer bugün Cumhuriyet yıkılmışsa, Cumhuriyetin değerleri, temelleri sarsılmışsa o Cumhuriyeti yeniden kazanmak için mücadele edecek olan kitlenin içinde yer alırız. Biz, ulusal kanal çalışanları ve ulusal kanal izleyicileri. İşte burada Sayın Aygün'ün serbest bırakıldıktan sonra CNN Türk Televizyonu'nda Hakan Aysever miydi? Neydi o? Onunla ilgili yani Sayın Gazeteci Enver Aysever'in programına bağlandı. İlk oraya bağlandı. Ve orada programı bitirirken son sözü vardı. Efendim, Türk toplumuna bir mesaj vermek için kaçırıldığımı düşünüyorum. Türk toplumu ne ya? Türk toplumu ne? Türk toplumu kim? Türk toplumuna bir mesaj vermek için kaçırıldığımı düşünüyorum. Kim kaçırdı? Kürt toplumu mu kaçırdı? Ne demek bu? Dil sürçmesi mi? Ona eğer sor. Dil sürçmesi ise düzeltilmesi lazım. Kendisine derhal. Sormamız lazım. Sayın Aygün eğer dil sürçmesi ise bunun düzeltilmesini rica ediyorum. Ama yani Türk toplumu, ya biz Kuzey Kıbrıs Türk toplumu dedirtmemek için uluslararası kamuoyunda büyük bir mücadele vermiyor muyuz? Evet. Rumlar bugün Kuzey Kıbrıs Türk toplumu dediğin anda tamam her şeye razı değiller mi? Siz Kıbrıs'ı iyi biliyorsunuz. Değil mi? Evet, onlar onu bile demezler. İşgal güçleri, işgal kuvvetleri i̇şgal derler. Güçleri. Ama ya, Kuzey Kıbrıs Türk toplumu desek fit olacaklar, tamam. Evet. Daha Kuzey Kıbrıs Türk toplumu değil, her şey biter diyecek. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimiz için bütün sorunu yaşamıyor muyuz? Şimdi Türk toplumu Türkiye'de kullanılan bir tabir haline gelmiş. Türk toplumu. Türk milleti. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı. Yani Türk milleti. Ve eğer Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyseniz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim Mustafa Kemal tarafından kurulduğunu biliyorsak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir sözünü benimsediysek, ki benimsemek zorundayız. Çünkü bunu benimsemezsek parçalanırız, bomboş oluruz, dağılırız. Bomboş oluruz, bomboş bir ülke oluruz, paramparça oluruz. İşte tam bu noktada ne olur?
biz maalesef darmadağın onun bunun kuklası bir ülke haline alırız. Oysa ki biz onun bunun kuklası değil, onun bunun sembolü bir ülkeyiz. Bunu herkes iyi hatırlasın, bunu herkes iyi bilsin, bunu herkes iyi düşünsün tekrar. Yani şimdi burada açık konuşalım. Dedik ya, milletimiz ne konumdadır, milletimiz ne düşünüyordur, milletimiz neler söylüyordur vesaire. Bakın çok önemli bir şey var Özgür Bey. Bunun altını çizerek söyleyelim. Bizler önce kim olduğumuzun farkına varacağız yeniden. Önce kim olduğumuzun farkına varacağız. İşte Sadık Bey ulusal gönüllüsü olmak istemiş. Mehmet Pehlivan ulusal gönüllüsü olmak istemiş. Bilal Serdar aynı şekilde. Yıldız Vekil gençleri çok iyi dedi ve niye askerlerimize şehit ediyorlar, kaçırıyorlar? Teröristleri iyi göstermeye çalışmasınlar. Ülkemizi parçalamak isteyen iyi olamaz demiş bir izleyicimiz de. Meliha Hanım ulusal gönüllüsü olmak istemiş. Mustafa Kalafat ulusal gönüllüsüyüm demiş. Yine Mustafa Bey ulusal gönüllüsü olmak isteyen yurttaşımız. Ümit Şamil Kaya, Funda Güler Bey ulusal gönüllüsü olmak isteyen izleyicilerimizden. Şimdi bu izleyicilerimiz de ulusal gönüllüsü olmak istiyorlar ve bu gerçekleri gerçekten her yerden yansıtmamızı istiyorlar. Bir başka önemli noktaya da dikkat çekelim Özgür Bey. Bu da çok önemli. Hı. Bakın çok dikkat çekici bir şey. CHP milletvekili Melda Okur sanırım bir açıklama yapmıştı. Bir soru önergesi vermişti. PKK'nın kaç asker kaçırdığını sormuştu. Rakam geldi 54. Evet. Açıklama yapıldı. Bir subay tarafından. 54 asker kaçırılmış efendim ve 15 askerin aranmasından vazgeçilmiş. Evet, biz de kendisiyle hafta içi telefon bağlantısı yapıp bunu sormuştuk. Evet. Aynen söyledi, 54 asker 15 kaçırılıyor. 15 askerin aranmasından vazgeçilmiş Özgür Bey. Uzun süredir haber alınamaması nedeniyle aranılmasından vazgeçildi diye resmen bu açıklandı. Düşünebiliyor musunuz? Uzun süredir haber alınamaması diye bir mazeret olabilir mi ya? Bu bir mazeret midir? 15 askerimizin aranmasından vazgeçilmiş. Sadece 2 asker operasyonla kurtarılmış. Gerisini PKK bırakmış. Evet. Bugün PKK sınır çiziyor resmen. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. İşte Suriye'de geldiği noktayı gördük. Ve diğer taraftan bir başka önemli nokta. Dün PYD'nin, Suriye'deki PKK'nın başkanı açıklamalar yapıyor. Ve diyor ki biz Suriye ordusuyla, Neo Suriye, Özgür Suriye ordusuyla, ÖSO'yla birlikte hareket ediyoruz diyor. ÖSO'yla birlikte hareket ediyor Suriye'deki PKK. ÖSO'nun bir kolu da burada Türkiye'de. AKP ÖSO'nun kolunu burada efendim ne yapıyor? Barındırıyor. Hatay'da, Antakya'da, Kilis'te yurttaşlar her gün ulusal kanalı arıyorlar. Ve her gün diyorlar ki ya arkadaşlar burada silahla geziyorlar, çarşıda silahla geziyorlar. Efendim polis yaraladılar geçenlerde, Türk bayrağını indirdiler. Gene saldırdılar bütün kaplarda. Bütün kaplarda olaylar çıkar. Birbirleriyle çatışmaya başladılar evet. Diyorlar. Ya şimdi misafir tamam eyvallah. Mazlum milletlerin hepsine kucak açarız eyvallah. Ama misafir misafirliğinde verecek. Bir de efendim kendi ülkesine ihanet edenden pek fazla bir şey beklenmez. Kendi ülkesine ihanet eden birisi Türkiye'ye de ihanet eder. Kimsenin öyle şüphesi olmasın yani. İhanet ediyor zaten. Polisin tabancasını almış polise sıkmış adam. Tabii tabii, polise taşla saldırdı, sandalyeler atıldı. Taşlar atılmış, silahlara sandalyeler atılmış, silahla vurulmuş diyorum. Tabii, silahla tabii, vurulmuş. Tabii. Ötesi evet. Var mı? Kurşun, kurşun, polise kurşun sıkmışlar. Evet. Efendim Türk bayrağını indirmişler. Ben orada şunu merak ettim. Polisimizin biber gazı oldukça bol, tonlarca hep alıyoruz. Orada niye biber gazı kullanılmıyor? Bitmiştir. Hatay'da herhalde çok biber kullanılıyor. O yüzden kalmamıştır. Bitmiştir herhalde. Birçok, hatta birkaç kişi o nedenle hayatını kaybetti. Bir takım toplantılarda. Bizim Millet Bakanımız da biber gazımız organiktir, doğaldır, hiç kimseyi öldürmez diye bir açıklama yaptı. Bugün ya da dün öyle bir açıklama vardı. Çocuğunu kaybeden anne baba da bizim oğlumuz niye öldü diye sordu. Biber gazı doğalsa... Ya Özgür Bey, biber gazı organiktir diyorlar. Öyle bir açıklama yapıyorlar. Yani doğal birkaç, diyor. Birkaç Mehmet öldü diye meclis toplanmaz diye açıklama yapılıyor bu ülkede. Yani. Evet, evet. Ve bu açıklamayı yapanlar Türkiye'nin yöneticileri. Evet. Birkaç Mehmet öldü diye meclis mi toplanır? Birkaç Mehmet. Mehmetçik. Öldü diye meclis mi toplanır? Evet, meclis toplanır. Evet, o birkaç Mehmetçik öldü diye... Efendim bir şeyler yapılır. Meclis mi toplanır artık? Ne yapılır bilmiyorum. Evet, meclis toplanır lafını şunu söyleyeyim. Yani birkaç Mehmet'in ölmesi meclisin toplanması için yeterli bir nedendir. Her şey yapılır. Her şey yapılır. O birkaç Mehmet ölmesin diye. O birkaç Mehmet'i nasıl yetiştirdiler diye sorarlar analar. Sorarlar bacılar. Sorarlar kardeşler. O birkaç Mehmet nasıl yetişti diye.
efendime söyleyeyim birkaç Mehmet öldü diye toplantı yapılmaz. Efendime söyleyeyim en huzurlu Ramazan'ı geçirdik diyor bir tanesi de. En huzurlu Ramazan'ı geçirmişiz biz. Ya nasıl en huzurlu Ramazan? Neredeyse her gece bizim haber merkezinde Ülke arkadaş var, bir de Osman Nuri Cerit arkadaşlar var. Evet. Onlar işte Yurt Haberleri servisinde. Artık yani şehit haberi yapmaktan, kendileri söylediler, şehit haberi yapmaktan yurt haberi yapamıyoruz diyorlar. Evet, arkadaşların yani haberi yaparken ağladıklarını gördüm. Ağlıyorlar. Çünkü yani gerçekten böyle bir durum var. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Türkiye'nin bütün değerlerine, bütün bütünlüğüne, bütün gücüne sahip çıkmak zorundasınız. Bunu yapmak zorundasınız. Efendim mesela ben soruyorum gerçekten, tamam. Sayın Milletvekilimiz serbest bırakıldı ama diğer kaçırılanlar ne oldu? Ne oldu? Şendilli'de günlerce çatışmalar, 18 gün mü ne kadar? 18 gün falan çatışmalar sürdü. Evet. Bu 18 gün süren çatışmalar sonucunda ne oldu acaba? Tablo nedir? İşte 114 PKK'lı öldürüldü, 115 PKK'lı öldürüldü diye açıklama yapıldı. Tamam. Ama ne oldu? Nasıl bir çatışma vardı orada? Neler yaşandı? Bugün Hakkari'de çatışmalar devam ediyor deniyor. Nedir bunlar? Ya PKK Türkiye topraklarında kimlik kontrolü yapıyor. Yapmıyor ama yapmaya başlamış. Evet. Yani bu Türkiye'nin bölündüğünü... Bakın ne kadar ilginç şeyler söylüyorlar. Ne diyorlar? Sayın Aygün kaçırıldığı zaman onların yayın organı... Efendim milletvekili Aygün PKK, HPG gerillaları tarafından gözaltına alınmıştır. Sorgusu devam ediyor. Resmi işlemler bittikten sonra bırakılacak gibi evet. De bir açıklama var. Sorgusu devam ediyor. Adli işlemler adli tamamlandıktan işlemler, sonra evet. Durumu belli olacak. Adli işlemler, sorgusu devam ediyor. HPG gerillaları tarafından gözaltına alındı. Ya başka bir ülke mi var Türkiye'de benim bilmediğim? Onlara göre var. Çünkü bakın herkesin gözü önünde Demokratik Toplum Kongresi mi ne topladılar ve özerklik ilan ettiler. Evet. Siz o özerklik ilanında böyle sessiz kalırsanız, efendim özerklik ilan edilmesini şiddetle kınıyorum. Kına kın. Kın. Kınıyorum. Kın. Bitti tamam bu kadar. Kınladım. Kın. Kın dedim bitti. Yani hani güçlü devlet? Evet. Güçlü devletin gücü neye yetiyor? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman subaylarını hapse atmaya yetiyor değil mi? Öyle bir devlet mi var Türkiye'de? Baksanıza bu gerçek değil mi Özgür Bey? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generallerinin, albaylarının, teğmenlerinin, teğmen rütbesine kadar Türkiye'nin aydın birikiminin, siyasi parti genel başkanının, efendime söyleyeyim aydınlarının, gazetecilerinin hapse atılması mıdır yapılması gereken şey? Ve onlara soruluyor, düşünebiliyor musunuz? İlk soru, Ergenekon'dan sorgulanıyorsunuz ya, ben de sorgulandım Ergenekon'dan. Ben de Ergenekon'dan sorgulanan kişilerden biriyim. Evet. Bir gazeteci olarak. Bana da sorulan ilk soru şuydu poliste. Pişmanlık yasasından faydalanmak istiyor musunuz? Ben de şaşırdım kaldım yani. Neden pişman olayım? Pişmanlık yasasından faydalanmak istiyor musunuz ne demek? Neyin pişmanlığı? Ulusal kanalda çıkıp Amerikan askeri Türk topraklarından Irak'a saldıramaz dediğim için mi pişman olmalıyım? Yoksa CİA PKK'ya 125 milyon dolar verdi dediği için mi pişman olmalıyım? Dediğim için mi? Yoksa Delta Force Kuzey Irak'ta PKK'ya eğitiyor diye haber yaptığım için mi pişman olmalıyım? Ya da Aydınlık Gazetesi'nde, Aydınlık Dergisi'nde, ulusal kanalda çalışan ve çoğu efendim şu anda yönetici konumunda olanların bazılarının Ergenekon sorgularında yaptıkları haberler yüzünden pişmanlık duymaları mı gerekiyor? Ya da PKK'ya karşı savaşan kahraman subaylar PKK'ya karşı, bölücülüğe karşı, Amerikan emperyalizmine karşı savaştıkları için pişmanlık duymaları mı gerekiyor? Bunun için mi pişmanlık duyacağız? Vallahi duymayacağız. Hiç kimse var, biz hiç pişman olmayacağız böyle şeylerden. Sonuna kadar da bunun onurunu yaşayacağız. Sonuna kadar da Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz. Ha, Türkiye'yi savunmayanlara ve başkasının projelerinde görev alanlara da pişman edeceğiz. Bunu da herkes bilsin. Evet. O zaman onlara soracağız. Pişmanlık yasasından faydalanmak istiyor musunuz diye. Çünkü o sorunun muhatabı biz değiliz. O sorunun muhatabının kim olduğunu herkes biliyor. Kimler olduğunu herkes biliyor. Kim bu ülkenin bölünmesinde katkı sahibi ise, kim bu ülkenin parçalanmasında katkı sahibi ise onlardır. Onlara soracağız pişman mısınız, değil misiniz diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin o projelerinde, bilmem nelerinde falan görev alanlara soracağız. Efendim 2 sayfa 9 madde imza atanlar falan var yani Türkiye'de. Evet. Peki izleyicilerimiz de görüşlerini bildirmişler. Antalya'dan Kemal Sultay ulaşmış.
CHP milletvekili kaçırıldı. Milletin iradesi oluyor da. Öbür tarafta milletvekilleri hapiste. Bu olay neyin iradesi demiş Kemal Sulutay Antalya'dan. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Selman Kayseri Koca Sinan'dan ulaşmış. Gönüllü olmak istiyor. Mehmet Selman da ulusal gönüllüsü olmak istiyor. Mehmet Nuri Erdoğan İstanbul'dan ulaşmış sayın seyirciler. O da gönüllü olmak istediğini bildirmiş. Hüseyin Olcay. Biz kaç kişiyiz, kaç kişi olduk çok merak ediyorum. Teoman Bey söylerse seviniriz demiş. Onu geçtiğimiz haftalarda ulaşamadık herhalde gönüllü biriminden arkadaşlara. Valla sürekli çalışıyorlar. Rakam vermek rakam o kadar zor ki. Yani çünkü her gün rakam artıyor. Her gün artıyor gerçekten söyleyelim. Evet. Ama 10 binler falan diyelim yani. Evet. Çok önemli bir rakamdayız. Çok güzel bir rakamdayız. 10 binler falan diyelim bilsinler. Ama rakam sürekli artıyor. Yani ben diyorum ki ya kaç kişiyiz? Abi şu kadar diyorlar. Ondan sonra abi yok bu kadar oldu diyorlar. Ondan sonra şu kadar oldu diyorlar. Yani çünkü ulusal gönüllüsü olmanın bazı şeyleri var, bölümleri evet. var. Mesela bazı izleyicilerimiz bu hizmeti işte çeşitli yollarla alıyorlar. Çeşitli şekillerde ulusal kanala gönüllü oluyorlar. İşte o 3-4 yol var. O 3-4 yol birbirine giriyor. İşte kaç kişi oradan, kaç kişi buradan falan nasıl istediğini falan söylüyor. Dolayısıyla ortada bir karışıklık oluyor. Tam rakam vermek çok zor. İyi ki de çok zor yani. Neydi beyefendinin ismi? Hüseyin Olcay. Hüseyin Bey gerçekten iyi ki çok zor bu durum. Çünkü ne kadar çok zor olursa o kadar bizi sevindiriyor. Ama siz gene de rahat olun. Gerçekten 10 binleriz. Biz çok kişiyiz diyelim o zaman Hüseyin Olcay'a. Onun dışında Nafim Karadoğan ulaşmış. Gönüllü olmak istiyor o da. Şükrü Yaşar Güneren ulaşmış Nevşehir'den. Gönüllü olmak istiyor. Ünal Esiroğlu Mersin'den gönüllü olmak istiyor. Avusturya'dan Mehmet İştekoğlu gönüllü olmak istiyor. Vahide Can Polat Ankara'dan o da gönüllü olmak istiyor. Şu an telefonla ulaşan izleyicilerimiz böyle. 212-251-5090 numaralı telefonla ulaşıp gönüllü olmak isteklerinizi, gönüllü olma isteklerinizi iletebilirsiniz arkadaşlarımıza. Bunun dışında tüm operatörlerden mesaj gönderebilirsiniz. Ulusal yazıp, boşluk bırakıp adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı mutlaka yazıp 23.53'e mesaj olarak gönderirseniz yine size ulaşırız. Evet Alaaddin Bey, yine Hasan Güventürk, Adil Gembesi, ulusal gönüllüsü olmak isteyen yurttaşlarımız arasında görüyorum isimlerini. Mehmet Tezel, Hasan Karabulut, Şemsettin Akmeşe, Mehmet Karapınarlı, CHP İzmir Torbalı Belediye Meclis Üyesiyim. Hüseyin Aygün gibilerin Atatürk'ün partisinde vekil olmasını hazmedemiyorum. Hazmettiren'de Emin Bardakçı aynı şekilde olmuş. Evet şimdi son olarak şunu söyleyelim. Ahlar. İşte şimdi o akil adamlar gene pişiriliyor. Gündeme sokulmak isteniyor. İşte Sayın Aygün kaçırıldıktan sonra gene bir aküm adamlar, akil adamlar vurgusu yapmıştı konuşmasında. İşte Kemal Kılıçdaroğlu akil adamlar diyerek bizim projemizin ne kadar önemli olduğunu falan söylemeye çalışmıştı. Yurt dışından akıl transfer edilmez. Evet, yurt içinde mi bulurlar? Yurt içinde de aslında akil adamlar, o akil adamlar yurt içinden değil ama. Oradaki akil adamlar aslında dediğimiz gibi Türkiye'den ya da insanların düşündüğü gibi Türkiye'den bir takım akil adamların organizasyonu değil. Bunlar ne iş yapar bu akil adamlar? Akil adamlar böler abi. Aynen böyle. Açık yani beklerler biri çağırdıkları zaman, görev verildiği zaman. Ki efendim mesela Bosna'da derler. Efendim Bosna'yı böyle akil adam gönder, akil adam gelir. Onlar böyle. Böyledir ha. İşi bu. Espri gibi geliyor. Yapıyoruz insanlar. Ama ciddi değil. Gerçekten böyle. Bunlar değil mi? Elders. Sitesi de www.elders.org. Elders ne demek? Akil. Akil. Ya da elde tutucular, bilmem akıllılar falan filan gibi bir şey. Evet. The Elders. Efendim, The Elders'ın başkanı kim? Nelson Mandela kurucu başkanı. Peki efendim... Nelson Mandela akıllı bir adamdı. Akıllı bir adamdı değil mi? Kendi ülkesi için akıllı evet. adamdı ama Nelson Mandela Atatürk Barış Ödülünü reddetmiştir. Onu da bir hatırlatalım. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Hadi Nelson Mandela... Başka bir adam. İkinci adam kimdir? Kimdir efendim? Evet, mesela Kofi Annan. Tabii Kofi Annan biraz ters görevler de yapıyor. Ya emperyalizmin işine nasıl gelirse. Mesela emperyalizm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelir. Kofi Annan diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birleşik olmalı. Ya bölücülük yapmayın der. Niye bölüyorsun canım? Bölücülük olur mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birleşik kalsın. Değil mi? Kofi Annan öyle der. Ama mesela Yugoslavya parçalanmalı. Irak parçalanmalı. Yani... Nasıl gelirse, işine nasıl gelirse. Şimdi sırada kim var son olarak buna gelelim? Herkes görüyor. Ya buna karşı uyanık olacağız. İşte Suriye'de son olarak işte Suriye'nin kuzeyinde bir yapı oluşturdular. Kuzey Suriye dediler. Evet. Selahattin Demirtaş açıklamalar yaptı.
Ne dedi Selahattin Demirtaş? Kalktı dedi ki efendim Irak'ta bir yapılanma var, başkenti Erbil'dir. Suriye'de bir yapılanma oluşmuştur, başkenti Kamışlı'dır. İşte İran'da bir yapılanma var, yakında başkentini göreceksiniz. Türkiye'de de böyle bir gün olacaktır ve başkenti Ahmet olacaktır. Yani Diyarbakır, Ahmet diyorlar ya. Evet. Diyarbakır olacaktır diye kendisi söyledi. Ben söylemedim ki. Selahattin Demirtaş söyledi. Evet, Ramazan oldukça sakin, güzel geçti. Evet, bu çok sene huzurlu geçti. Evet. Öyle de bitireceğiz galiba. Bayram da yaklaşıyor. Şimdiden herhalde öncesinde görüşemeyeceğimize göre şimdiden hepinizin bayramını kutluyoruz efendim. Ve programı kapatıyoruz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Teoman Efendi? Valla hayırlı bayramlar diliyorum ben de. İyi bir bayram geçirir umarım izleyicilerimiz. Evet. Geçmiş kandilleri de mübarek olsun. Hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim.